Sayın Divan Başkanım, şimdi genel idare kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçeceğiz. Müsaadenizle. Faaliyet raporumuzu Sayın Halim İslam Güçlü. Sayın Halim İslam Güçlü Beyefendi, faaliyet raporumuzu okunması için sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli dev arkadaşlarım, Adalet Partisi faaliyet raporuna 2021 yılında bugün buraya olmamıza vesile olmamızın neticesi alabilmek için 11 ay Anadolu'yu karış karış gezerek de bugün burada olmamızı sağlayan, sağda adım atmadık yer bırakmayan, başta teşkilat başkan yardımcılarından Sayın Türkay Akbaş Antalya İl Başkanı ve teşkilatına, karkış demeden Anadolu'yu gezen Sayın Burhan Cez Başkanıma, hep atom kanadı dediğim, hep atom kanadı olarak andığım Sayın Şahmet Filiz Erdoğdu Efendi'ye, Sayın Nesim Özgez değerli abime, dostuma ve aramıza yeni katılan ve katıldığında da çok onur duyduğum Onur Yüceyer arkadaşımıza, teşkilatım ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. İsimleri saymadığım arkadaşlarım lütfen alınmasınlar, kılınmasınlar. Biraz da heyecanımız var. Ama Sayın Genel Başkanım, öyle bir gençlik arkamızdan geliyor ki, işte Onur Yüceyer gibi, şu anda divanda bulunan Enes Demirel gibi, Erdem Sarı gibi, aramızda bulunan genç bayan arkadaşlarımız gibi, öyle bir gençlik arkamızdan geliyor ki, emin olun Adalet Partisi emin eder teslim olacaktır. Evet sevgili dostlar, biz dediğim gibi 2021 yılın ikinci ayından itibaren bugüne kadar Anadolu'yu karış karış gezerekten 69 biletle örgütlenerekten seçilme gibi hakkını kazanmış bulunmaktayız. Bunun için tabii ki faaliyet yapılarımız arasında diğer siyasi parti ziyaretlerimiz var, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerimiz var. Bunları anlatmayacağız. Biz bütün yoğunluğumuzu, teşkilatlarımızı yapılandırmaya ve seçim yeterli almaya yoğunlaştırdığımız için bunu başarabildik. Ben tüm dava arkadaşlarıma, tüm teşkilatlarıma tekrar şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.